6 yaşında şan eğitimi başlamış küçük çocuklara. Bu Rusya'ya göre bu geç başladı gibi. 6 geç mi? 6 geç. Rusya'da Mesela kaç başlıyor mesela? 3 yaşında düşünmeye başlıyorlar. 4 yaş çocuk için enstrümanlar var. Mesela onlar çalı çalıyorlar. 2 sene önce başladılar. Kimse inanmadı ki başarılı olabilirler. Çünkü çok geç. Bu çok, yani sen artık, senin hayat Bitmiş. bitti. Evet. Yani 15'te tamam yani. 17'de o. evet. Gerek yok vallahi başlamaya diyorlar Evet. yani. Çünkü 3 yaşında başlatıyorlar. Evet. Yani siz düşünün, yani çocuk neler neler ve nasıl öğreniyor. Ama o zaman o çocuğun çocukluğu yok. Biz hem çocukluk şansımıza Rusya'da değildik, Türkiye'deydik. Hem çocukluğu yaşadılar, Allah. hem de böyle çok. Sanatla ilgilendiler bir şekilde. Ama bu ilginç. Yani Rusya'da 3 yaşında başladığında bir çocuk, evet, büyüyünce bu diyorsun ki müzisyen olacak belli. Ama bir şekilde de o Hiç kadar çok belli çalışıyor. olmaz. Ha belli de Belli değil. olmuyor. Bu çocuk belki 15 yaşında sana söyleyecek ki bıktım. Kapı kapat, Aa, bir daha istemiyorum. girmiyorsun. Evet, bu kadar, bu çok büyük bir sorun şimdi. Rusya'da, bütün dünyada ben biliyorum ki, ve Rusya'da mesela eğitim çok yoğun. Gerçekten 3 yaşında değil, 1 yaşında bile başlıyorlar. Yapma Müzik ya. değil, böyle sayı, renkleri. Sanki çocuk onu kendi öğrenemeyecek. Sanki 2 yaşında ya da 5 yaşında sayı öğrenseydi geç değil. Ama Anlıyorum. bu business. Ve çocukları oraya sokuyorlar. Ve diyorlar bu çok önemli. Saymak önemli. İngilizce çok önemli. Bu şu 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 şu. Ve çocuk, o zaman çocuk, sen çocuk için bir tanrısın. Tanrı gibisin. Ve çocuk sana inanıyor, %100 inanıyor. Ya. Yapmaya çalışıyor ama bu çok zor çocuk için. Sonra o ne zaman kendi akılınmaya başlıyor, o görebiliyor ki Allah Allah. bu Burada bir kadar garip önemli var. de değil. Çok acayip ya. Ben niye böyle 5 yaşında herkes gezerken ben bu sayıyı çalışıyordum. Mesela benim arkadaş, ben gördüm ki o futbol oynuyordu o zaman ve şimdi benimle aynı okulda, aynı masada, o 2 sene sonra başladı. Şimdi benim gibi sayıyor, ona kadar, 100'e kadar. Beni kandırdılar diyor. Of. Yani düşünmeye başladı. Ve böyle böyle çok, ve 15, 18 gibi çocuk tamamıyla kopuyor. Yani tamamıyla güven kaybediyor. Büyük, Artık büyüklere. anlıyorum. Hem büyüklere güven kaybediyor hem de yaptığı işi de artık eskisi kadar Ama o bu sevmeyebiliyor. kadar yoruldu Sıkılmış ve oluyor. sıkıldı. Ona şans, sen ne, sana ne enteresan, bunu zaman olmadı çocuğun, o bilmiyor ben kim, ben ne, Ya. o artık sıkıldı, daha öğrenmedin, her şeyden Çok sıkıldı haklısınız. bu Çok ve haklısınız. şimdi bu büyük bir sorun. Siz çocuklarınızı öyle yetiştirmediniz ama. Onlara sormak Öyle mi yetiştirdi lazım. sizi? Yok. Biz her zaman istediğimizi yaptık. Her zaman Evet. ne yatkınsak onu geliştirmeye çalıştı annem bizler de. Evet, yani Gezdik, hiç böyle bir şey çalıştık. olmadı. Evet. Güzel. Çok güzel. Ama tabii ki çok disiplin olacak. Disiplinsiz olmuyor. Hiçbir şey disiplin olmuyor. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Sana Allah ne kadar verdi, sen fazlasını geri vermelisin. O zaman bir şey oluyor. Yani rahatlık da bir yere kadar. Evet. Çalışma, disiplin de gerekiyor. Yani Evet. zaten sürekli size böyle söylüyor. Yani siz hem rahatsınız hem de bir yandan bak çalış kızım çalışmadan Allah'ım Onlar diyor. asker gibi çalışıyorlar. Asker gibi. Gerçekten Gerçekten ya. yani büyük insan bu kadar çalışmıyor. Onlar okula gidiyor. Bu erken kalkıyorlar okula, otobüse biniyorlar, okula gidiyorlar. Doğru. Okuldan sonra onları özel ders bekliyor evde. Bundan sonra bazen konser bekliyor. Bundan sonra planda mesela yarışma var. Yarışma Onun için bekliyor. ayrı bir hazırlık. Yani herkes kaldıramıyor. Ben mesela biliyorum Rusya'da birkaç tane çocuk
hem sahneye çıkıyor hem de arasında hastanede yatıyor. Yani bu kadar ağır geliyor bu. Var bir sürü, bir sürü, bir sürü. Stresten mi? Evet, yani? Stresten, yorgunluktan. Ya bu çok kötü bir şey ama ya. Bu da fazla. Ama ya. Bu ama böyle, böyle mi oluyor? Herkes diyorsun? Böyle istiyor. Çevredeki insanlar böyle İnsan bekliyorlar, yani istiyorlar. Robot oluşturmaya çalışıyoruz sanki biz. Evet. Yani. Robot gibi yani. Hiç yorulmasın, sürekli çalışsın, daha fazlası olsun ama ne olur. Şans kaçırmasın çocuk mesela. Biz mesela bir yerde durduk. Biz çok yarışmalara katıldık. Başarılı geçti. Biz memnun kaldık ama ben gördüm ki öğrenmek için zaman kalmıyor. Sadece bu şarkı üstünde çalış, yani oraya konsantrasyon ol, sen o zaman piyano bırakıyorsun, çello bırakıyorsun, başka her şeyi bırakıyorsun. Çünkü tek bir hedef kalıyor. Evet. Sürekli o yarışmada başarılı olmak. Evet. Sanki başka hiçbir şey öğrenmesine gerek yokmuş gibi. Evet.